Yapı yani Sayın Yılmaz Polat'a dönelim. Sizin ilk girişte kullandığınız yani Trump'ın sorunlu bir aday olması. Yani bir ilklerin sahibi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sayın Polat, bu seçimde veya seçimden sonra sizce sorun olur mu? Diyelim ki Trump seçildi ve bunlar önüne bir mahkeme kararı olarak çıkabilir mi? Böyle bir sorun yaşayabilir mi Amerikan demokrasisi? Güzel bir soru. Şu anda Trump hakkında birçok dava var ama bir tanesi kesinleşmiş durumda. Hakim bunu 5 Kasım'dan sonra kararını verecek. Bu da daha önce hatırlanacağı gibi bir cinsel davası vardı. İşte kadına seçim kampanyasından 130 bin dolar ödenmişti. Bu kesinleşti ve hakim artık ceza verecek. Bunu da 5 Kasım sonrasına bırakmıştı. Yani bir mahkumiyet kararı çıkabilir. Çıkabilirse ne olur? Yani eğer başkan seçilirse bu tabii büyük sorun olacak. Yani hapse girebilir. Hakimin kararına bağlı hapse girebilir. Hapiste bir başkan olabilir mi? Bu tip olasılıklar var. Yani bunlar konuşuluyor. Çünkü 5 Kasım'dan sonra nasıl bir karar verecek bunu bilmiyoruz. Hapis cezası verirse çünkü böyle anayasada ya da yasalarında böyle bir durum yok. Bu federal dava da değil. New York yani nasıl söyleyeyim? New Eyalet. York'a tamam eyalet davası olduğu için oradaki vali affedebilir mi? Affedebilir. Böyle bir takım tartışmalar da var ama şu aşamada evet Trump böyle bir davayla da karşı karşıya. Dolayısıyla zaten seçim kampanyası sırasında hep hakimleri görevden alacağını sık sık belirtiyordu. Böyle bir durumu olduğu için ama bu kesinleşti. Yani 5 Kasım'dan sonra başkan seçilmese de hapse girebilir. Peki Diğer oylarını davalar etkiler mi bu? Bu durumu oylarını etkiler mi? Etkilemiyor. Yani şu an böyle bir Trump'ın risklerin olması. Risklerin olması oylarını pek etkilemeyecektir. Çünkü zaten cumhuriyetçilerin önemli bir bölümü kararını vermiş durumda. Az önce Sayın Solmaz Türk de deyin de yani Amerika'daki ya da hocam da deyin de seçmen sayısına seçmen durumuna baktığın zaman Trump'a evet, beyaz Amerikalılar, erkekler daha çok Trump için oy kullanıyor ama bunların eğitim düzeyi de düşük. Yani %70-80'i Eğitimle üniversite mezunu olmayan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir seçmeni var Trump'ın. Yani seçimde tabii ki bunları kullanmaya çalışıyor. Ama Trump'ın çevresinde insan da kalmadı. Yani kendi şeylerinden Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimleri de terk etmiş durumda. Evet, az önce yine Sayın Solmaz Türk söyledi. Başkan Yardımcısı Pence de terk etmiş durumda. Hatta son olarak şeyde işte eski Cumhuriyetçi Parti Kaliforniya valisi meşhur işte pazılarıyla, şeyleriyle, Schwarzenegger. filmleriyle, bu şeyleriyle Arnold Schwarzenegger mesela. O da Kamala Harris'i destekleyeceğini söyledi. Dolayısıyla çevresinde öyle kendisini destekleyen askerler, eski Genelkurmay Başkanı onun dönemindeki yani çok önemli açıklamalar yapıyorlar aleyhine ama yine buna rağmen Trump şu anda bıçak sırtında seçim yani böyle başa baş götürebiliyor. Bu arada hemen şeye de değinmek istiyorum. Az önceki sorunuzda hani hangi başka aday seçilirse Türkiye nasıl etkilenir diye. Tabii ki bölgede iki adayım da Trump ve Harris'te seçilse PYD-YPG konusunda Suriye'nin kuzeyindeki oluşumda bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Onun pek Evet, bu işaretleri de çok yok. önemli, doğru. Dolayısıyla bu tabii ki bu PYD konusu hatta tabii ki Irak'taki oluşumları da
muhafaza edeceklerdir. Bunda bir değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla ben Orta Doğu'daki gelişmelere bakarken tabii ki bu konuya konunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki aday da seçilse burada farklı bir görüş olmayacaktır ama tabii ki adayların Türkiye'deki muhataplarına bağlı oradaki politikalarını yürütebilmek bu muhatapları da çok önemli. Geçmişlerini de biliyoruz nasıl mesafe aldıklarını. Dolayısıyla böyle de bir politikalar olacaktır. Hemen bir katkı için Sayın Solmaz Türk'ün anlattığı gibi burada evet 538 bir electoral vote kalış dedikleri bir ikinci seçmen oyu var. Yani her eyaletin nüfusuna göre belirlenmiş. Bu 538 rakamı da şuradan kaynaklanıyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun toplamının sayısı kadar buradan 270 oyu alan ikinci seçmen oyunu alan başkan seçiliyor. Dolayısıyla yani bir eyalette bir fazla oy alan partinin adayı o eyaletin ikinci seçmen oyunu kazanmış oluyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla burada az önce de değindiğim gibi 7 kritik eyaletinin önemini ortaya koymuş oluyor. Evet. Çok teşekkürler. Şunu bitireyim isterseniz. Tabii buyurun. Şimdi Trump'ın bir başka özelliği var. Yeğeni Mary Trump psikiyatri doktoru. 3 tane kitabı var Trump hakkında. Kendisinin narsist olarak tanımlıyor ve ağır hasta olduğunu söylüyor. Yani cezai ehliyeti olmadığını iddia ediyor amcasının. Dikkatinizi çekeyim. Birçok psikiyat bundan önceki seferde ilk döneminde 600 küsur psikiyatr ortak bir bildiri yayınlayarak burada bir sorun olduğunu, dolayısıyla bu şekilde iktidarda bulunmaması gerektiğini söylediler. Yani bu mücrim olmasının yanı sıra akli dengesinin yerinde olmaması gibi bir başka özellik de var. Onun için daha vahim bir durumla karşı karşıya. Hem Amerika hem dünya. Çünkü nükleer savaş başlatma potansiyeli olan bir konumda olacaktır. Dikkatinizi çekerim. Bu sadece Orta Doğu için veya Türkiye için değil, dünya için de belli başlı bir risk taşıyormuş gibi gözüküyor. Bu konuda herhangi bir endişe taşımıyor görebildiğim kadarıyla insanlar. Şimdi şeye bakacak olursanız, kamuoyunda yapılmış olan yoklamalara, onun sonucunda bu konudaki açıklamalar herhangi bir tahminde bulunmalarını sağlayabilecek, hele kesin bir tahminde bulunmalarını sağlayabilecek hiçbir sonucun